Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimin hazırladığı Şehir Hepimizin programında uzaktan yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Hakan Kaynar. Merhaba hocam. Merhabalar. Hakan hocayla bu uzaktan uzaktan eğitim diyorum ama uzaktan eğitim de yapmaya devam ettiğimiz için uzaktan kayıtlarımızı yapabilmemiz şahane oldu çünkü kendisi Ankara'da, biz İstanbul'dayız. Aslında bu programı stüdyoda da yapmak için daha önce sözleşmiştik ama şimdilik mümkün olamadı. Belki ileriki bir süreçte mümkün olur. Bugün Hakan Hoca'yla kendisinin 2012 yılında yayınlanan Projesiz Modernleşme, Cumhuriyet İstanbul'unda Gündelik Hayat 1923 ve 1938 arasındaki gündelik hayatı anlatan kitabından yola çıkarak 1920'ler ve 30'lar İstanbul'unu konuşacağız. Bu kitap şu anda ekranda da görüyorsunuz. Maalesef şu anda baskısı yok. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlandı. Umarız tez zamanda yeni bir baskısı yapılır. Çünkü çok son derece önemli bir kitap. Evet hocam, nedir projesiz modernleşme? İsterseniz oradan başlayalım. Neden projeli değil de projesiz modernleşme? Öncelikle tabii belki de şu şaşırtıcı, hani 2007 yılında yazdığım, hani bitirdiğim daha doğrusu, Mehmet Özden danışmanlığında doktora tezine dayanıyor bu kitap. Hani bir kısacık belki hani hikayesine bahsetmek gerekir. Yayınlanması da bayağı uzun sürdü. Hani hala çok ünlü ve iyi yayınlar yapan iki yayın evi. İlk önce birisinden, hani benim tanıdığım olmamasına rağmen, hani Pedro bir tanıdık aracılığıyla gitti ve yayın kurulundan döndü. Ondan sonra bir başka, hani üniversiteye ait yayın evinde de uzun süre bekledikten sonra İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne ve özellikle hani ön sözde de teşekkür ediyorum zaten, Ekrem Işın'ın hani ilgisiyle yayınlandı. Belki de hani garip olan şu, hani kitap yayınlandığında hani bu tür programlar, hani konuşmalar vesaire falan, kitaplar yayınlandığında olur. Biz belki gerçekleştiriyoruz. Hani baskısı kalmadığında, hatta değil mi? Yani bu işte sahafların oluşturduğu o ikinci el kitapların satıldığı sitede tek bir nüshasını kaldığı bir zamanda bu programı yapıyoruz. Belki yayınlandığında o da kalmayacak hocam. Ama bunun bir tarafta şeyle, nedir o, projesiz modernleşme fikriyle bir ilgisi var. Çünkü şöyle, aslında hani tarih alanı çok fazlasıyla genel tarihin ve genel geçer fikirlerin nedir, güçlü olduğu ana akım olarak aslında bir genel tarif var. Türkiye'de modernleşmeyle ilgili de bir, nasıl söyleyelim, böyle ufak tefek itirazlar olsa da hiçbir zaman hani zayıflamayacak bir fikrimiz var modernleşmeye ilişkin. Her şeyden önce hani modernleşme sözcüğünü başka kavramlarla eş değer olarak anlıyoruz. Hani çağdaşlaşmayla, ilerlemeyle, gelişmeyle ve bütün bunlar bir taraftan modernleşmeye ilişkin olumlu bir hani algı yaratıyor içimizde. Modernleşmenin hani Türkiye'nin kendine özgü tarihi nedeniyle modernleşme gibi aslında evrensel bir kavramın, hani bir değişim sürecinin bir, nasıl söyleyelim, tepeden inme, devlet eliyle belli insanlar sayesinde gerçekleşebileceği gibi bir düşüncemiz var. Bu düşünceyi de besleyen hani bir tarih yazımı var. Şimdi projesiz modernleşme hani bu tür bir tarih yazımından küçük bir itiraz aslında. Küçük bir itiraz olduğu için de hani nedir o, işte belli ki o iki yayın evinde uzun süre bekledi. Yayınlandıktan sonra da hani çok nasıl söyleyelim, hani şöyle bir itiraz sistemde bulunmak istemem, yanlış anlaşılmasın. Hani sizler sayesinde aslında böyle hem İstanbul'u hem edebiyatı seven insanlar sayesinde yani yeni yeni tanınmaya, üzerinde konuşulmaya başlandı. Projesiz modernleşme çok hani en başında ben böyle bir, nasıl söyleyeyim, tıfıl bir doktora öğrencisiyken ya da daha öncesinde hatta
Hani bu sürecin, yani modernleşmeden bahsediyorum süreç olarak, bu sürecin başlaması ve yaşanması için herhangi bir hani muktedire ihtiyacımız olmadığına dair bir düşünceden hani kaynaklanıyor. Ve ben hani modernleşmeyi, bu kavramı daha nötr olarak gördüğümüzde, hani diğer o eş anlamlı kavramlardan uzaklaştırdığımızda, çünkü onlar modernleşme kavramına nedir, büyük bir politik yük bindiriyorlar aslında bakarsanız. Bu muğlak kavramı hani böyle mutlaklaştırmaya hani çalışıyorlar. Ve dolayısıyla biz modernleşmeyle ilgili de algımız olumlu olduğundan, her türlü olumlu değişimin hani bir iktidara bağlı olduğu gibi bir içsel inanca kapılıyoruz. Hani bu inanca kapılmamaya dair bir itirazdı benimki. Ve bizatihi aslında şehrin ve hani bu coğrafyada da şehir deyince hani elbette İstanbul, şehrin hani kendiliğinden diyebileceğimiz, hani herhangi bir muktedirin elinde hani bir projeye bağlı olmadan da bir modernleşme sürecinin ev sahibi olabileceği düşüncesi vardı kafamda. Bu düşünceyi hani ben bu nedir buluşmadan önce hani yıllar sonra tekrar baştan sona okumaya çalıştım. Çünkü siz de biliyorsunuz hani yazarların böyle belli bir zaman sonra dönüp yazdıkları, çalıştıkları bir çalışmayı hani okumaları bence biraz zor. Çünkü hani neticede önümüzde bitmiş bir kitap var ve o kitabı okurken en yakından bilen insan olarak hani hatalarımızla karşılaşmak bizi üzüyor. Ben de hani nedir, bu geçtiğimiz hafta içinde bu kitabı okurken ufak tefek hatalarla hani karşılaştım. Ve okumaya da devam etmek için aslında her karşılaşmamda biraz daha zorlandım. Bazı yerlerde hani çok nedir, bilindik keserleri ihmal ettiğimi hani düşündüm. O vakit hani bunun projesiz modernleşme en sonunda elbette siz söyleyin. Bir de böyle bir yanılsama var. Hani projesiz modernleşme kavram olarak hani çok daha sonra başka insanlardan duyduğum çok hoş hani nedir, modernleşme projesi sıfatını özellikle hani Türkiye gibi bu sürecin bir projeyle mümkün olduğunu söylenen yerde hani söylemek akılda kalıcı bir ismi var hani kitabın. Ama o ismi en son koydum. En son koyduk yani o ismi. Yani başladığımda hani sadece İstanbul değildi, içinde Ankara'da olacaktı. Ama daha sonra bunun mümkün olmadığını kavradım. Başladığımda hani bu kitabı yazarken kullandığım üçüncü sayfa haberleri diyebileceğimiz haberlerden bu malzemenin çıkacağına dair bir hani nedir o görüşüm, bilgim, hani tecrübem yoktu. Bambaşka ve yanlış yerlerde aradım aslında hani sezgimin cevabını. Onu bulmam uzun bir süre aldı aslında. Nedir o? İşte devletin tuttuğu arşivlerde ne burada ne başka yerde, ne Türkiye'de Cumhuriyet Arşivinde ne İngiltere'deki arşivde. Mesela bu projesiz modernleşmenin altını doldurabileceğim bir malzemeyi hani uzun süre aradım ve bulamadım. Ama hani bir dediğim gibi bir doktor öğrencisi olarak o zaman bunun farklı değildim. Böyle hani çalışırken, yazarken nedir o ve okurken biraz da mecburiyetten, daha sonra hani ona çok yakışacak olan o edebiyat meselesine de o şekilde kavuştum. Evet, bir de yine başka bir tarihçilik öneriyorsunuz dediğiniz gibi. Biraz mikro tarihçilik aslında bu Türkiye'de son dönemde bayağı yaygınlaşmaya da başladı ve sıradan insanın hayatı, herhangi bir hayat yaşayan bireylerin sesini tarihte de öne çıkarmak, yani gerek arşivlerin kullanımında da önemli bir şey haline geldi. Sizin kitabınızda da sokaklar, yani sokaktaki insanın, sokaktaki herhangi birinin İstanbul'da yaşadığı bir hayatın tarihini yazmak ve onun gündelik hayattaki
karşılaştıkları, çünkü karşılaşmalar da çok önemli kitapta. Sadece bir şeyi adlandırmak ya da anlamlandırmaktan çok, hani neyle karşılaşıyoruz ve bu karşılaşmalar bizde nasıl etkiler bırakıyor? Aslında bir nevi siz de yine söylüyorsunuz, duyguların tarihi gibi böyle bir şeye soyunmak. Şehrin bizde uyandırdıklarının tarihini yazmaya soyunmak. O anlamda da zor bir şey aslında böyle bir tarihçilik. Fakat okurken çok keyifli. Benim son dönem, daha önce sizinle de yüz yüze de konuşmuştuk. Son dönemde yani en çok beni etkileyen kitaplardan birisi oldu. Bu şehrin uyandırdıkları ve işte bu duyguların tarihine biraz girelim mi? Ya şimdi şöyle, ben hani bir kere hani belki bu sorunuzu hani ya da talebinizi yerine getirirken daha önce sorduğunuz sorunun cevabını da tam vermemiş olabilirim. Bu meseleyi açıklarken aslında hani mesela bu süreç, modernleşme süreci hani başı sonu çok da belli olmayan, aslında bir doktora tezi olduğu için 1923-38 gibi bir hani sınırlaması var. Ama içerik olarak hani öyle bir sınırlama yok. Öncesine fazlasıyla hani gidiyor. Belki sonrasında çok fazla gelmiyor, yani 38'in sonrasında çok fazla gelmiyor. Yani modernleşme süreci böyle hani belli işte Türkiye'de hani tarih yazımı biraz böyle nedir o, siyasal tarihimizdeki dönüm noktalarıyla belirleniyor. 23, 38, 1946, 50, 60 vesaire falan diye gidiyor ama gündelik hayatın hani o tür milatları yok aslında. Evet. Hele hele modernleşmenin hiç bile yok. Dolayısıyla hani bunu şöyle anlatabilirim. Aslında hani şu anda bile nedir o, İstanbul'da İstanbulluların yaşadığı tecrübeyi yaşıyor. Hani 1800-1850'lerden itibaren aslında hemşerileriniz. Yani mesela kitabın içindeki bence kitap yani şöyle güzel bir şeyi, hani çok yüksekten heyecanla başladığını düşünüyorum. Ben hani ulaşım, ondan sonra konutlar, ondan sonra hani sinema mevzusu, sonraki temponun hani sonraki kısımlarda temponun biraz düştüğünü söyleyebilirim yani bu son haftaki okumamdan. Belki o da hani o yoğun çalışma dönemindeki yorgunluktan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi çok önemsiz gibi görünse de aslında bu şehirdeki deneyimlerimiz, yani sabahleyin evimizden çıkıp hani önce tramvaya, sonra metroya, sonra otobüse binip hani iş yerimize giderken yaşadığımız bir deneyim var. Şehir deneyimi var. Ve hani bu deneyimin bize bıraktığı bir etki var. Şimdi biz bunun içine doğmuş olabiliriz. Bu ekranların içine doğmuş olabiliriz. Ama nedir o, işte ilk defa yaşayanlar için, yani daha önce hani tramvayın olmadığı bir İstanbul'da hani tramvaya binen, ondan sonra ilk önce bir kere, iki kere binen, hani bir yılda sonra daha çok binmeye başlayan bir insanda hani bu deneyim bir etki bırakıyor. Yani kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı, çocuklarda ayrı vesaire falan bir etki bırakıyor. Ben hani o duygu orada, hani ilk önce işte Ahmet Rasim'de vardı herhalde. Ahmet Rasim anılarında işte vapura biniyor annesiyle beraber. Annesi hani kadınlara ayrılan yerde. Ahmet Rasim de 13-14 yaşlarında bir çocuk. Daha önce hani bir aile yakınından, teyzesinin oğlu olabilir, halasının oğlu olabilir. Nedir o? Kaşı rastlıklı hani kadınlar hakkında bir şeyler duymuş. Yani Müslüman kadınlar hani kendilerine ayrılan yerde oturabilirler ama nedir o, gayrimüslimler hani diğer her yerde oturma hakları var. Dolayısıyla hani tam Ahmet Rasim'in karşısına bir kadın gelip oturuyor ve Ahmet Rasim belki de hayatında ilk defa hani böyle kan bağıyla bağlı olmadığı bir kadınla
karşılaşıyor. Yakınlaşıyor, karşılaşıyoruz. Tam karşısında oturuyor ve onların hani ne durum ününü de daha önce işte o akrabası olan, kendisinden de muhtemelen birazcık daha büyük olan abisinden duymuş. Heyecana kapılıyor. Annesi de perdenin hemen öbür tarafında, çok yakın yani, o kadar heyecanlanmış olmalıyım ki diyor. Hani valide bunu fark etti, perdenin öbür tarafından dürttü beni, önüne bak Rasim diye. Demek ki Rasim hani gözlerini karşısındaki kadından alamamış. Ama o ilk tecrübe, ikinci tecrübe, üçüncü tecrübe, dördüncü tecrübede aslında alaladeleşmeye başlıyor o tecrübe ve İstanbullu, hani Refik Ali Karay'ın hani İstanbullu kadınlar için söylediği, hani biletçi muayenesinden hani defalarca geçtikleri için öyle birilerinin böyle rastlantısal olarak kendilerine dokunmalarına karşı hani oldukça nasıl söyleyelim, tepki veren kayıtsızlardır. Hatta bunun bir başka şeyini sinemayla ilgili söyler. Evet. Hani sinema delisi bir kadınla, hani günümüzde sinemayı çok seven o 20'lerde 30'lardaki İstanbul'da, hani eski hamam natırıyla evlenmeye benzer. Böyle bir kadınla evlenmek diye Refik Ali Karay öyle söylüyor. Yani bir, ama sadece kadınla erkek arasında değil, mesela İstanbul'daki bu tür şeylerde, buluşmalarda bazen hani çok genel olarak konuşmak aslında hani kitabın üzerine konuştuğumuz kitabın hani hakkında nedir o, yeterli bilgiyi vermeyebilir. Onun için izninizle biraz hani belli bir kısmına yoğunlaşmak istiyorum. Yani mesela bu ulaşım kısmına yoğunlaşabiliriz. Evet. Hani nedir o, şehir içi ulaşım kısmına. Çünkü şu an bile nedir o, işte o da, bu toplu ulaşım araçlarını hayatlarında ilk defa çok sıklıkla kullanmaya başlayan gençlerin yaşadığı hani deneyimlere, o deneyimlerden de ulaştıkları duygulara benzer duygular yaşanıyor muhtemelen. Yani şöyle, ilk önce mesela hani bu sadece bizde de değil, hani evrensel bir şey. Evet. Hani, Benjamin Zimmel'e, Georg Zimmel'e atıfla söylediği, hani 19. yüzyıla kadar dünyanın hiçbir yerinde belli sayıda insan, 40-50 diyelim, 100 diyelim, küçücük bir mekanda belli bir zamanı beraber geçirmeye zorlanmamışlardı. Yani aslında bu nedir o, asansörlerde komşularımızla geçirdiğimiz o küçücük anı hatırlatan, yani asansörde beraber seyahat ederken hani dikey olarak herkes önüne bakıyor, küçücük bir alan, hani kısacık bir zaman dilimi ama bir sessizlik çöküyor ve daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamışsınız. Şimdi bu tecrübe gündelik hale geliyor. Şimdi gündelik hale gelirken hani birincisinden bahsettik. Hani öyle bir İstanbul düşünün ki hani karşı cinsle hani tanımadığınız, kan bağıyla bağlanmadığınız birisiyle hani hiç o kadar yakın olmadınız. Bu birincisi. İkincisi hani yabancılarla yakın olmadınız. Yabancılarla derken işte zenginle fakirle yani olmadınız. Ya da bütün hani o dönemin hani vapurları, ondan sonra tramvayları, aynı zamanda hani böyle işte Yahudilerin, Rumların, Ermenilerin yaşadığı, hep beraber yaşadığı ve birbirlerini giyimlerinden ve konuşmalarından, şivelerinden vesaire filan tanıdıkları bir İstanbul'dan da bahsediyoruz. Aynı zamanda bu karşılaşma onlar arasındaki hani ön yargıları da beslediği gibi, ondan sonra hani birbirlerini tanımalarına vesaire filan da vesile oluyor. Ama aynı zamanda hani nedir o, kıyafet üzerinden hani bir sınıf farklılığının farkına varmalarına da vesile oluyor. Aynı zamanda siz söyleyin, hani vapur seyahati muhtemelen hani İstanbullunun hani İstanbul, yani bulunduğu yerden çıkıp İstanbul diye bir imgeye dışarıdan bakmasına ve bir şehir anlamında o imge üzerinden yaşadığı yere daha çok bağlanmasına vesile oluyor. Zaman konusu bir taraftan, hani saatleri, hani bu alafranga zamanı hani tarifelerden öğreniyor İstanbullular. Ya da hani nedir o, şehir hayatı bugünkü kadar nedir o sert olmasa da,
hani bir yere yetişmek, işe yetişmek, hani bu kadar çok çalışan insan olmasa da hani vapur ve tramvay hıza da bağlı olarak hani zamanın baskısını çok erken bir vakit diyebileceğimiz hani 1920'lerde, 10'larda falan bazı İstanbullulara taşıyor. Bizatihi İstanbul'da yaşamak hani bir mesai haline, hani şehirde yaşamak bir mesai haline geliyor. Ve bütün bunlar hani siz söyleyin işte bir araç neticesinde oluyor. Ama şimdi hani bunun getirdiği, hani bunları kullanarak kazandığı alışkanlıklar, bunu şöyle bir hani örnekle açıklamak isterim. Gene anakronik olacak ve İstanbul'la da ilgisiz. Bir arkadaşım hani Ankara'da o zaman çok nedir o, yeni ve oldukça da kısa ve küçüktü metro. Ankara ve Ankara işte nedir o şey, Bahçeli, Aşti ile Cebeci'yi birbirine bağlar. Ondan sonra bir de metro yapıldı. O da Kızılay ile Batıkent'i birbirine bağlıyordu. O vakit hani metroda 90'lı yılların sonu bir fotoğraf çekmişti ve o fotoğrafta 5 tane hani Ankaralı erkek bir kış vakti muhtemelen paltoları vesaire falan var. Ellerini bazıları nedir o göbeklerinin üzerinde falan hani birleştirmiş, diğerleri paltolarının cebine koymuş ve hepsinin de gözleri kapalı. Muhtemelen hani bir akşam vakti olabilir. Uyuyorlar ya da işte nedir o dinlenmeye çalışıyorlar. Şimdi hani aynı dönemde ya da daha önce işte nedir o Londra'da, Tokyo'da çekilmiş bir fotoğrafı da düşünebiliriz. Beş hani metroda yolculuk eden 5 şehirli. Muhtemelen onların elinde de işte kitap olabilir. Ondan sonra şimdi bugün telefon olabilir. Herkes telefonuna bakıyor. Şimdi ben diyorum ki yani bu elleri cebinde, gözleri kapalı Ankaralı erkeklerle ellerinde telefon, gazete ya da kitap olsun. Hani Tokyolu ya da Londralı insanların nedir o? Bulundukları çevreye verdiği refleksin sonuçlarında bir benzerlik var. Reflekste değil ama sonuçlarında bir benzerlik var. O da şu, aslında o daracık mekanda hani yabancılarla beraber seyahat ederken karşı karşıya oturuyorsunuz ve yer altında seyahat ettiğiniz için gözlerinizi başka bir yere dikmeniz mümkün değil. Yani mekan, yani bir yanınızdaki ne dokunmanıza neden oluyor. Çünkü sıkışık bir şekilde seyahat ediyorsunuz ve karşınızdaki ile de göz göze gelebilirsiniz. Şimdi Ankara'dakiler gözlerini kapayarak, uyuyarak hani karşılarındakiyle hani bakışmaktan ve bakılmaktan kaçınıyorlar ve ellerinde işte ceplerine, o vücutlarının o sıradaki çıplak olan tek yerini hani dokunmaktan, dokunulmaktan korumak için ceplerine koymuşlar hani ya da göbeklerinin üzerinde birleştirmişler. Ama sonuç itibariyle nedir o, kitap okuyan da aynı şeyi yapıyor. Ellerini ve gözlerini hani diğerlerinden koruyor. Şimdi ikisi de bir anlamda o koşula karşı verilen refleks ve bir neticesi var. Ben o neticenin hani bu reflekslerin falan hani o modelleşmenin içinde olduğunu hani düşünüyorum. Dolayısıyla hani 1850'lerden itibaren hani vapurlar ve tramvaylar, o şehir içi ulaşım araçlarını kullanan insanların kullanırken o deneyimden edindikleri alışkanlıklar, hani nedir o işte bir kadın görünce çok şaşırmamak, hani ondan sonra işte nedir o kendinden daha zengin olduğunu düşündüğün bir adamla ilişkinde konuşurken ona dair kullandığın hitaplar vesaire falan, bu hikayeler ya da hani bir farkındalık geliştirmen içinde hani hep ikinci mevkiyi kullanmanla vesaire falan ilgili oradan bir hınç geliştirmen, bir duygu geliştirmen vesaire falan, bunların hepsi modernleşmenin içine dahil. Dolayısıyla hani şöyle, bu modernleşmenin bir tür şampiyonları olmadığını hani şuradan söyleyebiliriz. Hani bütün bu 1850'lerden itibaren vapurlarda yaşananlar dolayısıyla insanların hani edindikleri değişimi hani şirketi hayriyeyi kuran iki paşaya hani yazamayız herhalde. Yani şirketi hayriyeyi kurdular. Dolayısıyla hani nedir o, insanları modernleştirdiler. Yani
Bir taraftan da şu, hani nedir o, okula giderken insanların hani yani projeli modernleşme, okullu modernleşmedir bir bakıma. Hani okulda kitaplar üzerinden işte kadınlara böyle davranacaksın, ona böyle davranacaksın, şunu böyle yapacaksınla hani tedrisat üzerinden hani tavsiyelerle gelenden farklı bir şey öbürü, yaşanarak gelen, deneyimle gelen. Dolayısıyla ben şöyle şey yapmıştım, eksik bıraktığım hani bir kısmını daha sonra bir yüksek lisans öğrencimle tamamlamaya çalışmıştım. Ona da hani nedir o eğlence derken hani eğlence kısmı benim kitabımda sinema olarak var sadece. Ama ben hani işte bu beraber oturup içme, eğlenme, meyhane kültürü vesaire falan onun da hani bir bölüm olarak sonra olabileceğini hani düşünmüştüm. Orada bile çünkü o beraber yaşamanın getirdiği etki var. Hani bütün bunlar yani bütün bunlardan gerçekleşen o değişim bireylerdeki, İstanbul'da yaşayan insanlardaki değişim de hani bunun bir lideri vesaire falan yok. Yani birisi değiş tonton diyor ve İstanbullular değişmiyor. Yani böyle arada, arkada nedir o? Birbiriyle bağlı, bağlantısız bir sürü hani nedenleri var. Evet. Umarım hani şimdi galiba şöyle olacak. Birinci sorunuzun cevabını biraz daha hani açık vermiş oldum. Hani şimdi... Evet. Şimdi şey de önemli, o yüzden edebiyatı malzeme yapmanız da önemli. Zaten bunu söylüyorsunuz, hani İstanbul'da doğup büyüyen ya da İstanbul'da yaşayan bir edebiyatçının bize tam da o anlatılan büyük tarihten çok daha gerçekçi bir edebi, yani İstanbul şehri anlatılabileceği. Şimdi bu anlamda ben mesela kendi edebiyatçı olduğum için bunu çok düşündüm sizin kitabınızı okurken. Çünkü eskiden beri tarihçiler edebiyatı malzeme yaparlar Türkiye'de. Fakat bu malzeme etme şekilleri farklı. Daha çok kendi kafalarındaki düşünceyi empoze etmek için edebiyatı kullanırlar. O da başka bir projeci modernleşme aslında bence. O tarihi devirlere ayrılıp o tarihi devirlerdeki var olan şeyleri ararlar. Yani edebiyat karakterlerinde. Ama siz bunun tam tersini yapıyorsunuz. Var olan edebi metindeki her şeyi tarihin bize anlatmadığı şeyi bulabilmek için bakmak. Bu anlamda da hani, edebiyatın malzeme olarak kullanılmasındaki bir değişiklikten de bahsetmek mümkün. Çünkü hani her zaman sosyal bilimlerde ne kadar bilim ya da kurgunun ne kadar kullanılabileceği bazı şeyleri göstermek için. Çünkü aslında bu tarihin de bir kurgu olduğunun başka bir kurgusunu yapmak. Şimdi ya aslında yani bu kitabı yazarken hani bu tez üzerine çalışırken hani belki bunun çok farkında değildim ama daha sonra hani şimdi de yürüttüğüm çalışmalarda buna dair bilincim daha gelişti. O zaman biraz sezgiyle, dediğim gibi hani sorduğum soruların cevabını da arşivlerde bulamadığım için nerede bulduysam oradan beslenerek yapmıştım bunu. Ama şunu bir taraftan kabul etmek lazım. Hani neticede peşine düştüğüm hani gündelik hayatta insanların hani nasıl yaşadığı, birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları, hani sokakta olup biten, evlerin içinde olup biten, o alelade yaşamlarda olup biten şeyler. Şimdi bunların hani nasıl söyleyelim, hani bir yatak odasında neler olduğunu hani bir arşiv belgesinde bulamazsınız. Yani bir yatak odasını ya da misafir odasını, hani ev sahibinin nasıl düzenlediği herhangi bir arşiv belgesinde yer almaz. Ama işte Sabahattin Ali'de nedir o, içimizdeki şeytanın da hani var ve oradaki hani nedir o, gramofonla duvardaki bir levhanın, besmele levhasının hani birbiriyle kurduğu tezat aynı şekilde şehirde de var, gündelik hayatta da var. Ve hani şimdi her ne kadar hani kurgu olsa da bunlar hani tarih, bilim olduğu için hani edebiyata ve hatta anı kitaplarına böyle biraz
gönülsüz yaklaşır. Sanki nedir o arşivdeki belgeleri hani sizin benim gibi iki kaşı iki gözü olan insanlar tutmuyormuş gibi. Hani arşivde hani olunca hani onun altındaki imza mühür, devlet mühürü sanki hani hakikati onaylayan bir şey. Daha muteber kılıyor. Evet, muteber geliyor. Oysa hani gerçek olmayan bir şey hayal edilemez. Hani insanın deneyimleyemediği bir şey hayal etmesi hani imkansızsa hani o dönemi yaşamış, hani o şehirde yaşamış insanların çevresine bakarak hani kurdukları anlatılardaki detaylar da tarihçinin malzemesi olabilir. Yani o detayların mesela hani nedir o? Anlatının asıl derdiyle bir ilgisi yok yani. Siz söyleyin, bir vapur yolculuğunu anlatıyor. Vapur yolculuğunda hani kahramanın arkasından gelen iki tane sokak çocuğunun, hani çalışanının, sokakta çalışan çocukların hani birbirleriyle olan sohbetini aktarıyor Tanpınar mesela. Evet. Şimdi muhtemelen yok. Yani muhtemelen şimdi o sohbete nasıl diyelim, hani kulak misafiri olmuş bir insanın kapıldığı duygu da arşivde yok. O iki sokak çocuğunun birbirleriyle konuşması da arşivde yok. Yani ama o an bütün anlatıda da bir hani çok önemli değil. Yani değil. Ama gündelik hayat söz konusu olduğunda bir tarihçi için önemli. Yani bir de o detaylar nasıl, yani buna dair siz söyleyin hani yani Ginsburg hani bir makalesinde yani kendi yöntemini nasıl çalıştığını vesaire falan açıklarken, nereden beslendiğini açıklarken yani bu yöntemin hani izleri takip etmedin ama izlerdeki detaylar üzerinden hani yönlenmenin aslında çok eski olduğunu, bir yöntem olarak eski olduğunu daha sonra böyle Sherlock Holmes'ten hani başka nedir bir sanat tarihçisinden hani yani, sahteyle orijinali ayırt etmek. Evet, sahteyle orijinali ayırt etmek için yani nedir o moralinin dudaklarına değil kulaklarına bakacaksın. Hani şey hani hakikat kulakta, yani gerçek olup olmadığı şey kulakta. O detaylarda mesela o kulağa. Yani neticede yazarın asıl derdi dışındaki bütün detaylarda nedir o gerçeklik payı çok daha fazla muhtemelen. Dolayısıyla hani benim yaptığımda biraz o hani detayları iyi birer şahitlik örneği alıp kullanmak oldu şeyde. Nedir o? Kitapta. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle Ankara'ya gelemedik, siz buraya gelemediniz ama siz Ankara'da İstanbul'u konuşmuş oldunuz. Başka bir vesileyle umarım Ankara'yı da konuşuruz. Umarım. Çünkü Ankara üzerine de çalıştığınızı biliyorum. Bugün ve yine yineleyelim, umarız kitabınız en kısa sürede yeni baskısını da yapar. Ve çünkü hem tarih hem de edebiyat açısından son derece önemli bir eser ve başka türlü bakmak, başka türlü okumak için önemli bir eser. Başka birçok kişiye de ilham kaynağı olacaktır zaman içerisinde diye düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Bugün Şehir Hepimizin de Hakan Kaynar'la birlikte Cumhuriyet İstanbul'unda Gündelik Hayat 1923-1938 Hoca'nın Projesiz Modernleşme kitabını konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.